yasama erki, yürütme erki ve yargı erki açısından dengenin nerede, denetlemenin nerede olduğunu bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz. Böyle tanımlanmamış suç olmaz. Tanımlanması mahkemeye, yargıca bırakılacak suç olmaz. Sosyal medya ve internet alanı aslında demokratik rekabetin de günümüzde geçtiği alan. Siyasi partiler de artık dijital kanalları kullanıyorlar. RTÜK tarafından böyle bir videonun yayınlanmasına aracılık eden kurumların, yayın kuruluşlarının cezalandırılması aslında bu yasanın da neyi öngördüğüne dair bir delildir. Dezenformasyon yasası olarak anılan kanun teklifi AKP ve MHP tarafından aylar süren çalışmanın ardından meclise sunuldu. Teklifin en çok tartışılan düzenlemesi sosyal medya mesajlarının denetim altına alınması. Teklife göre gerçeğe aykırı bilgiyi panik yaratmak için paylaşanlar 3 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ancak hangi bilginin gerçeğe aykırı sayılacağı belirsiz. Hangi mesajın panik ve korku yarattığının nasıl tespit edileceği de. Teklif internet üzerinden yayın yapan haber sitelerine yönelik düzenlemeler de içeriyor. Dezenformasyonla mücadele edilmesi gerektiği tüm kesimler tarafından kabul ediliyor. Ancak kanun teklifinin hem soyut içeriği hem de hazırlanış tarzı eleştirileri odağında. Bu aslında uzun süredir beklenen bir kanundu. Biz bunu dezenformasyon yasası ismi altında bekliyorduk. Ancak bugün meclise geldiği andan itibaren anladık ki bu bir torba kanun. Neden torba kanun diyoruz? Çünkü basın kanunundan Türk Ceza Kanunu'na kadar birçok kanunda değişiklik öngörüyor. 40 maddeyle birlikte. Konusu itibariyle dezenformasyon yasası dediğimiz zaman konusu itibariyle aslında çok geniş kapsamlı bir konu bu. Sosyal medyanın nasıl yönetildiğinden tutun da doğru bilgi, yalan bilgi, bunun nasıl yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması gerektiğine dair birçok şey söylemesi gereken bir kanun. Dolayısıyla bunun birçok sivil toplum kuruluşu, birçok akademisyen, basın mensupları ya da bu konuyla ilgili sosyal medyada çalışan birçok uzmana danışılması gereken bir yasaydı bu. Ancak bu torba kanun AK Parti'nin siyasi parti grubunda ortaya çıkarıldı ve bu açıdan da yasama erki, yürütme erki ve yargı erki açısından dengenin nerede, denetlemenin nerede olduğunu bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz bir noktaya doğru gidiyoruz kanunla birlikte. Teklife ilişkin temel eleştiri ifade ve basın özgürlüğünü daraltacağı yönünde. Özellikle sosyal medya platformlarına ve internet aslında gazeteciliğine bir takım yaptırımlar ve denetleme mekanizmaları getiriyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey aslında denetlemeyi ve düzenlemeyi kimin yaptığı, hangi kurumun yaptığı ve Türkiye'deki bazı yapısal sorunlar, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi. Çünkü sosyal medya alanının düzenlemeye yönelik yapılan düzenlemelerde en önemli nokta aslında düzenleyici ve denetleyici kurumlar dediğimiz, işte bu teklifte aslında basın ilan kurumu mesela böyle bir düzenleyici ve denetleyici kurum. Bunun yürütme erkinden bağımsızlığı büyük önem taşıyor. Çünkü sosyal medya ve internet alanı aslında demokratik rekabetin de günümüzde geçtiği alan. Siyasi partiler de artık dijital kanalları kullanıyorlar. Bu yasanın Türkiye'deki bazı yapısal sorunlardan dolayı hem ifade özgürlüğünde geriye gidişe sebep olma potansiyeli çok yüksek, hem de önümüzdeki seçim sürecinde demokratik rekabetin, adil ve özgür seçimlerin önünde de problem yaratma potansiyeli var. Hani içerik moderasyonuna tabi tutulacak ya da işte engellenecek, kaldırılacak içeriğin tanımının çok net yapılması gerekiyor. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda gazetecilerin sık sık hapis sistemli davalarla karşı karşıya kalabileceğinin altı çiziliyor. Diyelim ki bir olay oldu, bu olayla ilgili bir yazı yazdı, bir haber yaptınız ama siz haberi yaptıktan 5-10 dakika sonra olayın koşulları ve oluş şekliyle ilgili bir gelişme oldu ve sizin haberiniz bir adım gerisinde kaldı olayın. Bu yalan habere giriyor bir anlamda. Ve diyelim ki ana muhalefet lideri dedi ki konuşmasında siz yayın yaparken falan filan ülkeyi terk edecek, gidecek dedi. Bu kasıtlı yalan habere girecek. Diyen siz değilsiniz, uyduran siz değilsiniz. Herhangi bir şekilde önü ve arkası yok. Bir konuşma içerisinde geçen bir cümle ama siz bundan ceza yiyeceksiniz. Yani böyle tanımlanmamış suç olmaz. Tanımlanması
mahkemeye, yargıca bırakılacak suç olmaz. Bizim derdimiz bunlar yapılacak. Ondan dolayı biz diyoruz ki özellikle 29. madde geri çekilmeli. Bir fotoğraf makinesiyle, bir kamerayla gazetecilik yapmaya çalışan o yurttaş gazeteci denilen olay haber dünyasını kirletmiştir. Yani bu kirliliktir. Dezenformasyon bir kirlilik olayıdır. Ve bunun bir şekilde izole edilmesi, temizlenmesi lazımdır. Ama bu kirliliğin ne olduğunun tanımlanması lazımdır. Nasıl temizleneceğinin tanımlanması lazımdır. Düzenleme sadece gazeteciler için değil, tüm sosyal medya kullanıcıları, hatta siyasi partiler için bile sert yaptırımlar içeriyor. Orman yangınları yaşadık birçok farklı şehirde aynı anda başlayan. Bunların müdahalede bir takım aksaklıklar oldu. Muhalefet partileri de doğal olarak mesela burada işte niye bu yapılmıyor, niye uçak, yangın söndürme uçakları efektif çalışmıyor gibi bir takım paylaşımlar yaptılar. Bu sosyal medya hesaplarından da yaptılar bunları. Ve hatırlayacak olursak mesela iktidar bunları yalan olduğunu söyledi. Şimdi buradaki gelen teklifte o kadar geniş bir suç tanımı var ki ve hapis cezasıyla yapan 1 ile 3 yıl arası. Şimdi burada işte örneğin böyle bir olay olduğunda muhalefet partileri bunu eleştirdiğinde aslında eğer iktidar partisi tarafından bunun yalan olduğu söylenirse Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında yaşadığımız sorunlar, bu düzenleyici ve denetleyici kurumların aslında yürütme yerkinden bağımsız olmayışları muhalefet partilerinin de bu cezai yaptırımlarla karşılaşma potansiyelini doğuruyor. İkincisi örneğin mesela bu enflasyon çok tartışılan bir konu hala da. İşte bu bir takım mesela böyle araştırmalar yapan kuruluşların sosyal medya hesaplarından bir Türkiye'deki enflasyonla ilgili bir şey paylaştıklarında yine aynı cezai müeydiyeyle karşılaşma potansiyellerini doğuruyor. Vatandaşların alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma hakkı ve ifade özgürlüklerinde kısıtlayıcı. Ne yalan haber yeni bir olgu, ne de medyaya yönelik düzenlemeler. Yalan haberin yıkıcı sonuçları için de, medya düzenlemelerinin nasıl uygulandığının örnekleri için de geçmişe bakmak yeterli. Yalan haber dediğimiz hikaye aslında sadece günümüze özgü bir şey değil. Geçmişte de yalan haber vardı, her zaman yalan haber vardı. Hani ama geçmişte mesela işte Türkiye gibi ülkelerde bu tür yalan haberler yoluyla yapılıyordu. Hani bir takım pogromlar gerekçelendiriliyordu. İşte 6-7 Eylül bunun önemli örneklerinden birisi. Hep bu örnek verilir. İşte Atatürk'ün evine bomba atıldı yalan haberiyle çıkan bir gazetede. Bunun üzerine gayrimüslimlerin ve azınlıkların evleri yağmalandı, iş yerleri yağmalandı. Pek çoğu da hayatlarını kaybedenler de olmalıdır. Türkiye'de dürütük tarihi boyunca kurulduğu zamandan bu yana hiç böyle bir düzenleme kısmını ön planda tutmadı. Her zaman sopa işlevi gördü. Sadece AKP iktidar döneminde değil, geçmişte de böyleydi bu. AKP iktidar döneminde artık sopayı geçti, silaha dönüştü. Tamamen bir silah olarak kullanılmaya başladı. Muarızlarına, muhaliflerine, iktidarın muhaliflerine bir silah olarak kullanılıyor. Kim eleştirirse iktidarı, onu işte susturmak maksadıyla. İşte örnekleri zaten yakın zamandan beri yaşıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir belgeler bütünü açıkladı. Hani artık gazetecilere gerek kalmaksızın kendileri video çekip işte paylaşıyorlar. Geniş kitlelerle paylaşıyorlar. Sosyal ağlardan paylaşıyorlar bunları. Bu açıklamalara, yayınlarında yer verenler işte RTÜK tarafından zaten cezalandırıldı. Hani bu zaten RTÜK tarafından böyle bir videonun yayınlanmasına aracılık eden kurumların, yayın kuruluşlarının cezalandırılması aslında bu yasanın da neyi öngördüğüne dair bir delildir. Göstergedir aslında. Yasa teklifinin zamanlamasına da dikkat çekiliyor. Ha burada amaç nedir diye soracaksanız, burada amaç büyük bir olasılıkla seçime giden bir Türkiye'de mevcut yazılı basını, görsel basını kontrol altına aldık. Hadi şu alan kaldı, serbest medya alanı kaldı, serbest muhabirlik alanı kaldı. Burayı da şöyle bir düzenleyelim, onlar da bize bağımlı hale gelsin gibi bir yaklaşım var mı? Bence var.